Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dersimizin ikinci bölümü. Biliyorsunuz geçen hafta Suudi Arabistan'daydık. Onun için dersi yapamamıştık. Bir hafta kadar kaldık. Bu bir haftanın dört günü Medine-i Münevvere'de geçti. Ve çok yoğun temaslarla geçti. Medine'deki El Camii Al-İslamiye var. Yani İslam Üniversitesi dediğimiz bir üniversite var. O üniversite Suudi Arabistan tarafından uluslararası nitelikte bir üniversite olarak kurulmuş. Gayesi bütün dünyaya doğru Müslümanlığı yaymak. Dolayısıyla İşte Kur'an fakültesi var, hadis fakültesi var, fıkıh fakültesi var, ondan sonra davet fakültesi var, diller, Arap dili fakültesi var, böyle fakülteleri var. Daha önce oraya gitmiştim şöyle bir 10 günlüğüne, 20 değil de orada söylediler. 17 sene olmuş ben gideli. Ben 20 sene falan tahmin ediyordum. 17 sene önce gitmişim. Dolayısıyla bu 17 sene içerisindeki dostluklar kaybolmamış tabii. Ama birçok hoca yaşlanmış. Emekli olanlar vardı. Orada aslen Kaşgarlı olan, Doğu Türkistanlı olan, oranın Külliyetül Lugan'ın, yani Arap Dili Fakültesinin dekanı olan Profesör Doktor Muhammed Yakup Türkistani var. Mekke'de doğmuş, büyümüş. Arap dilini çok iyi öğrenmiş. O işin mantığını kavramış bir insan. O bize Medine'de son ana kadar arkadaşlık yaptı. Yanımızdan ayrılmadı. Zaten ailece tanışıyoruz kendileriyle. Orada ilk görüşmeyi emekli profesör, tefsir profesörü Doktor Hikmet Beşir ile yaptık. Muhammed Yakup'un ifadesine göre Hikmet Beşir tefsir konusunda zirve isimlerden bir tanesiymiş Araplarda. Ve o en çok da Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması konusunda tanınıyormuş. Bir tefsiri var, 3 çiftlik, bir de 4 çiftlik tefsir ansiklopedisi var. Yani tefsirle ilgili bütün rivayetleri bir araya getirmiş. Ve evi tam bir atölye gibi çalışıyor. Yani fazla da ileri yaşlı da gözükmüyor. Yani herhalde 65-70 civarında ama sağlıklı bir insan. Çalışan bir insan. Evine gittik. Muhammed Yakup'la birlikte. Ben bu şeyde iyice anladım. Birebir görüşmeler çok faydalı oluyor. Çok sayıda insanla görüştüğünüz zaman birbirisi bir konuşuyor, birbirisi konuşuyor. Herhangi bir konuyu sonuna kadar götüremiyorsunuz. Bu zat da konusunda yetişmiş bir kişi. Gittik oraya. Bir eksiklik yaptık, hata ettik. Aslında buradan kamera götürmek lazımdı. Ya da en azından bir teyip götürmek lazımdı. Orada onu temin edemedik. Kendisinden bir teyip istedik. Baktı, bulamadı. Sonra dedi ki şey yap, işte kağıt, kalem al da not et dedi. Peki dedim. Konuşmaya başladık. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyor dedi Doktor Muhammed Yakup, beni öyle tanıttı. Öyle olunca son derece memnun oldu. Kalktı, işte tebrik ettiğine güzel dedi. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'la açıklamak.
Dedim bizim metodumuzu bir anlatayım. Anlattım. Tabii şimdi o metodu burada anlatmak çok vakit alır. Bizim bu konudaki metodumuz zaten internet sitemizde var. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanmasının nasıl olduğuna dair. Ama bu anlatırken bazı soruları sebebiyle metoda kısaca temas ederiz. Şimdi metodu anlattım. Bizim metodumuzun bir özelliği var. Her noktasını açıklayan ayetler var. Yani kendimizin ortaya koyduğu bir şey yok. Ayetler böyle zincirleme geliyor ve metot kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim'in metodu oluyor. Muhammed Yakup baştan sona kadar bütün toplantılarda beraber olduğu için dedi ki ya burada dedi insanlar sadece Kur'an dedim mi rahatsız olurlar. Bu insan, bunlar acaba hadisi ret mi ediyorlar diye. Ben dinledim baktım senin takdim ettiğin metotla Peygamber Efendimiz'in hadisleri birebir örtüşüyor. Gel dedi buna Peygamberimizin Kur'an'ı açıklama metodu diye bir isim ver dedi. Benim de hoşuma gitti. Gerçekten de tam uygun düşüyor. Çünkü yani dedi öyle söylersen bu insanların zihninde birçok soru ortadan kalkar başlangıçta. Şimdi metodu anlattıktan sonra bir örnek vereyim dedim. Kısa bir örnek olsun ki konuşmaya ve Hikmet Beşir'e vakit kalsın. Örnek olarak da Bakara suresinin 180. ayetini okudum. Burada şöyle mesela önce mealden okuyayım. Birinize ölüm geldiği vakit bir hayır bırakacaksa babası, annesi ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek müttakiler üzerine icrası vacip bir hak olarak üzerinize yazıldı. Şimdi bu meali ömür boyu okuyun ne dediğini anlayamazsınız. Bak bir daha okuyorum. Kendi kafanıza göre bir tarafa çevireceksiniz. Birinize ölüm geldiği vakit bir hayır bırakacaksa babası, annesi ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek, müttakiler üzerine icrası vacip olan bir hak olarak üzerinize yazıldı. Kime yazıldı? Onun için hep araya bir takım cümleler sıkıştırarak mana vermeye çalışırlar. Sonra da bu ayeti kerimeyi bazıları hadisle neskedilmiş kabul ederler. Yani anlam ortadan kaldırılmış. Bazıları da miras ayetiyle neskedilmiş kabul ederler. Ama tamamı bu ayeti mensuh sayar. Neskedilmiş sayar. Şimdi dedim bak bu metoda göre bu ayete mana vereceğim. Ve verdikleri mana hiçbir tefsirde yani gördüğümüz tefsirlerden hiçbirinde metne uygun mana verilmez. Metin sağa sola çekilir, o arada bir mana ortaya çıkarır. Ben orada dedim şimdi bakın ben bu ayete bir mana vereceğim. Bu ayeti bir tefsir edeceğim. Ama hiçbir ilave yapmadan, neshe de ihtimal kalmadan. Tabii böyle bir şeyin olması mümkün değil yani bu geleneğe baktığınız zaman. Adeta imkansızı orada teklif etmiş oluyorum. Şimdi şöyle okudum. Kutibe aleykum. İşte orada o odada bulunanlar için. Siz de ben şimdi size okuyayım. Siz oradan o tarafa tekrar intikal edersiniz. Kutibe aleykum. Size farz kılındı. Yani şimdi şu salonda bulunanları bütün İslam alemi olarak düşünün. Ey Müslümanlar size farz kılındı. İza hadara ahadakumul mautu sizden birine ölüm geldiği zaman. İçinizden biri öldü. Bir kişi öldü. Birisi öldüyse sizin hepinize farz kılındı. İn teraka hayran eğer geriye bir mal bırakmışsa el vasiyeti o vasiyet lil valideyni vel akrabin anne baba ve en yakınları olan o vasiyeti yerine getirmek size farz kılındı.
O vasiyet hangi vasiyet? Allah-u Teala'nın Nisa suresinde yaptığı vasiyet. Hani bizim metotta ayetin ayetle açıklanması var ya, açıklamayı biz kafamıza göre yapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu nerede açıklamış ona bakıyoruz. Ulema bunu yapmıyor. Onun için işin içinden çıkamıyorlar. Şimdi burada bakın, tabii onlar iyi Arapça bilen insanlar, sizin içinizde iyi Arapça bilenler de hemen anlarlar da hepinizin aynı seviyede anlamanızı beklemek zor. Nisa 11'de ayet yusikumullahu fi evladikum. Allah size evladınız konusunda vasiyette bulunur diyor. Ondan sonra sayıyor anne baba akrabalar. Öbür ayete de geçin. Arkasında 12. ayette geliyor. Ve ayet şöyle bitiyor. En son 12. ayetin sonu vasiyeten minallah. Allah tarafından bir vasiyet olarak. Allah size vasiyet eder, Allah'tan bir vasiyet olarak. Şimdi burada mirasta, mirasın kimlere verileceği detaylı olarak anlatılır. Onun için tekrar Bakara suresindeki ayete dönelim. Ben şimdi burada özet anlatıyorum çünkü orada saatlerce konuştuk. Bütün detayı anlatmam mümkün değil. Sizden birine ölüm gelip çattı. Ey müminler, hepinize farz, biriniz öldüyse, geriye de mal bırakmışsa, o vasiyeti yerine getirmek. Allah'ın yaptığı vasiyeti. Kime? Anaya, babaya ve evlada. Yani Allah, anneye şu kadar pay, babaya şu kadar pay, akrabalara şu kadar pay verin diye o ayetlerde belirtmiş ya, o vasiyeti yerine getirmek sizin üzerinize farzdır. Biriniz öldü mü, mirası pay etmek tüm Müslümanların görevidir. Tüm Müslümanlar adına mahkeme bu işi yapabilir. Ya da özel bir ekip kurarsınız yapar. Ama mutlaka birisi öldüğü zaman mirasını pay eden ailenin dışından Müslümanlar olmak zorundadır. Bil maruf, marufa göre yani Allah'ın bildirdiği şekilde. Hakkan alel muttakin, bu müttakiler üzerinde bir haktır, Allah'ın hakkıdır. Bunu yapacaksınız. Orada Hikmet Beşir dedi ki, ya doğru dedi. Gerçekten dedi, bir insan vefat ediyor. O küçük çocukları, bir kısım insanlar da utancından işin içine giremiyor ve bazıları, miraslardan bazıları malların üzerine konuyor, diğerlerini mahrum ediyor. Sonra sola ve ciddi bir haksızlık ortaya çıkıyor. Gerçekten doğru dedi. Bak dedim, burada Allah'ın böyle bir emri var. Allah'ın böyle bir emri olduğu şimdiye kadar kimse tarafından söylenmiş değildi. Yani böyle bilinmiyor. Ama açık bir emir var. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, kim bunu duyduktan sonra değiştirirse, فَاِنَّمَا اِسْمُهَا لَلَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ, bunun günahı onu değiştirenleredir. Zaten öbür ayetlerin sonunda da, yani Nisa suresinde de bu Allah'ın koyduğu sınırlardır diye çok sert hükümler geliyor. Aynı onun dengi. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ, şüphesiz Allah işitir ve bilir. Şimdi bunları anlattım. Bizim işte müteşabih ve mesani metodu var. Müteşabih kelimesi gelenekte manası anlaşılamayan ayet diye. Halbuki sözlük olarak biri diyene benzeyen iki şey demektir. Bir çocuğu babasına benzetirsiniz, ha sen falanlı oğlu musun dersiniz, evet dediği zaman iyi tanırsınız değil mi? İşte müteşabih budur. Yani bir ayeti görürsünüz, bir başka ayeti ona benzetirsiniz, arada ilişkiyi kurarsınız, iki ayeti de anlama imkanı olur. Bizim işte burada vasiyet, el vasiyetü kelimesini Nisa suresindeki ayetlere benzeter, baktık ha orada Allah'ın vasiyeti var, tamam oraya gidince ayet çözüldü, hiç problem yok. Asırlardır çözülememiş olan bu ayet çözüldü. Herhangi problem yok. Böyle bir özet olsun diye. Şimdi Muhammed Yakup dedi ki Hikmet Beşir'e, ya üstad dedi, Abdülaziz Bey'in
bu müteşabihle ilgili söyledikleri hakkında ne diyorsun dedi. Şimdi bu ayetin tefsiri hakkında bir şey söylemeyince beğendiği de ortaya çıktı zaten. Çok tehlikeli dedi. Çok tehlikeli dedi. Niye? Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şey söylemiş değil dedi. Bir örneği yok dedi. Müslümanlar bu yolda sapabilirler dedi. Ben de duymazlıktan geldim çünkü hiç. Şimdi onun üzerine gitmeye lüzum yok. Ben vakti lüzumsuz kelimelerle geçirmek istemedim. Şimdi dedim ki peki dedim, bak ben bu ayete bir mana verdim. Şimdi bir kere daha mana vereyim dedim. Arapça bakımından bir hatam varsa lütfen söyleyin dedim. Ya da ayetler arası ilişki açısından çok dikkatli dinleyin lütfen dedim. Bir hata tespit ederseniz hemen lütfen söyleyin dedim. Tekrar manayı verdim. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Hikmet Beşir tehlikeli deyince ben önce manayı verdim. Sonra dedim ki lütfen siz de bir mana verir misiniz dedim. Ama bir şartla. Ayetin arasına cümlecikler sokmayacaksınız dedi. Tamam dedi. Aldı Kur'an-ı Kerim'i. Başladı. Kütübe aleykum. Aynen benim gibi başladı. Ey müminler, size farz kılındı. Öyle deyince devam etmesi mümkün değil ayetin gerisine. Mümkün değil. Çünkü bunu size farz kılın diye mana vermezler. Onu değiştirirler. Sizden bir kişiye farz kılın diye değiştirirler. Onun arkasından bir sürü değişiklikler yaparlar. En sonunda işin içinden çıkamayınca nesk olunmuştur derler. Gidemedi. Durdu. Öyle tefsir yapmak mümkün değil dedi. Tamam dedim. Araya cümlecikler sok. Fakat neshedildiği iddiasına yer vermeyecek şekilde tefsir et dedim. Şimdi baktı. Olmaz dedi, mümkün değil dedi. Peki ben üçüncü kez size bu ayeti tefsir edeceğim. Ne nesih var, ne de araya kelimeler, cümleler sıkıştırıyorum. Arapça bakımından da lütfen tekrar dikkat edin. En küçük bir hatam varsa hemen söyleyin dedim. Tekrar tefsir ettim. Çıtıltı yok. Hatta şurayı, şu kelimeye yanlış mana verdin, şu yaptın diye bir şey yok. Ondan sonra bu defa Muhammed Yakup dedi ki peki dedi, bak Abdülaziz Bey dedi, şu müteşabih metoduyla sen bütün ayetleri tefsir edebilir misin dedi. Evet, bütününü. %100 mü? Evet, %100 dedim. Allah Allah dedi. Hikmet Beşir'e sordu. Dedi ki, Abdülaziz Bey'in bu müteşabih ayetlerle yaptığı tefsir konusunda ne dersiniz dedi. Dedi, hepsiyle olmaz dedi. Evet, bazı ayetler olur ama bazı müteşabih ayetler vardır ki dedi, onları tefsir etmek mümkün değil. Hangi ayetler dedim? Dedi mesela, hurufu mukatta dedi. Yani surelerin başındaki harfler, işte elif, lam, mim, ta, sin, mim, işte elif, lam, ra. Dedim ki, o huruf-u mukatta ile ilgili sizin dedim bütün tefsirle alakalı gelen tüm rivayetleri toplamış bir tefsir ansiklopedisi yapmışsınız. Onun için bu işleri çok iyi biliyorsunuz. Bu konuda Peygamber Efendimiz'e sorulan bir soru biliyor musun dedim. Biliyor musunuz dedim. Hayır dedi, yok. Nasıl olmaz dedim, Mekkeliler anlaşılmaz bir şeyi arıyorlardı ki peygamberimizi sıkıştırsınlar. Sen nasıl öyle Araplara böyle anlaşılmaz kelimeler? Dedi ki onlar anlıyorlardı. Mesela kaf derken dikkatlerin çekildiğini acaba ne diyor? Arkasından vel Kur'an-ı Mecid, işte yüce Kur'an'ın hakkı için. Hah işte dedim, manası bu. Anlaşılmaz değil. Bak Araplar anlıyordu. Peki dedim, sahabiden bu konuda soru soran birisini biliyor musunuz dedim. Yok dedi. Peki bu sorular ne zaman başladı dedim. Arapçayı bilmeyenlerin dini ilimleri
öğrenmeye başladığı zaman bu sorular başlamadı mı? Birçok da kötü niyetliydi. Evet dedi. Ha, o zaman öyleyse siz bu ayetlere sizin anladığınız manada müteşabih diyemezsiniz. Bunlar anlaşılmayan ayetler değil, manaları gayet açık olanlardır. Esası dikkat çekmektir. Bugün bütün dünyada bu olur. Mesela bizim Türkiye'de de adam bir konuşma yaptığı zaman önce dikkat dikkat bir ki bir ki der. Hiç kimse orada ne rakam saymayı ne dikkat ki. Sadece insanların dikkatini çekmektir esas o. Bu mesele de budur dedi. Şimdi dedi o zaman ben sana dedi benim bu ayette ilgili yaptığım bir tefsiri göstereyim dedi. Kalktı kendi tefsirlerinden bir tanesini almaya vazgeçti. Vazgeçti. Bu defa yeni yaptığı bir çalışmayı gösterdi. Bu kaçıncı sayfaydı? Bir daha ben kapattım onu. 263. sayfada Kur'an-ı Kerim'in. Bu işte şeyde mesela o harflerden birisi var. Elif, lam, ra. O kesik kesik aralan harfler. Burada dedi ki bak yeni bir tefsir çalışması yapıyorum. Bir sayfa verdi. Şimdi öbürünü unutturmak için çünkü. Ama bu arada benim not alacağım hiçbir şey yok. O habire not tutuyordu. Yani söylediklerimi sürekli not etmeye başladı. Şimdi şuraya aldım bir baktım. Rubama yawaddullezine kafaru lev kanu muslimin. Kafirler zaman zaman keşke Müslüman olsak diye iç geçirirler. Yazmış ki o tefsirine ahirette cehennemi gördükleri zaman bu olacaktır. Dedim öyle şey olur mu? Bu nereden çıkardınız dedi. Bu dünyada olur dedi. Kafirler zaman zaman keşke Müslüman olsak derler. Hemen Muhammed Yakup da şeyde tam işte bunu yakaladık dur bakalım der gibi. Şimdi sen görürsün der gibi bir tavır içerisine girdiler. Olur mu ya doktor işte falan böyle şey mi olur bunu hiçbir kafir söyler mi falan dediler. Dedim bir dakika delilim var dedi. Öyle kafadan atmıyorum. Biz de bir şey söylediysek mutlaka ayetlerle ispatlamamız lazım. Bak sizin herhangi bir delile dayanmadan bunu yazmışsınız. Allah-u Teala demiyor mu? يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O gün bazı yüzler kararacak ve bazı yüzler ak olacak. Ali İmran 106. ayet. Yüzleri kararanlara şöyle denecek. Siz inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Tabii şok oldular. Yani şimdi dediler bütün kafirler inanmışlar mı? Elbette. Bütün kafirler gerçeği anlarlar ve kavrarlar. Fakat sonra hesaplarına gelmediği için karşı çıkarlar. Yanlış olduğu için değil. Kendi hayat tarzlarına uymadığı için, kendi beklentilerini karşılamadığı için, kendi kurguladıkları dünyaya ters düştüğü için karşı çıkarlar. Peki başka delilin var mı bu konuda? Delil çok dedim. Delil çok. Zaten işte şey de öyleydi dedim. Firavun da وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizelere karşı çıkıyorlardı ama içten kesin kes biliyorlardı ki Musa haklı. İçten tasdik ediyorlardı. Nemil suresi 14. ayet 27. sure değil mi? 27. sure 14. ayet. Sonra Hikmet Beşir dedi ki bu senin anlattığın şu olmalıdır dedi. Yani bu ayeti kerimede belirtilen husus ruhlar aleminde dedi Allah ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da Rabbimizsin dediler. O zaman Müslüman oldular. Şimdi işte kafir olurlarsa o zaman cehennemde bu onlara sorulacak. Dedim öyle ruhlar alemi diye bir şey yok. Onu nereden çıkarıyorsunuz? Evet.
Şimdi adamlar büsbütün şok oldular, ikisi de. Ve keyf ya doktor, nasıl olur? Nasıl olur? Böyle şey olur mu? Dedim, var mı bu konuda sahih bir rivayetiniz? Var dediler. Dedi Şeyh Hikmet Beşir, dedi ki tabi dedi, peygamberimizden yok ama sahabiden var. Ben bunun böyle olmadığını size Kur'an-ı Kerim'den ispatlayayım dedim. Sonra Araf suresi 172. ayet sayfa 174. sayfa. Dedim bak şimdi ben size, siz diyorsunuz ki Adem'in sırtından, işte öyle anlattı, Adem'in sırtından kıyamete kadar gelen, gelecek soyunun, soyundaki tüm insanların ruhu alındı. Allah onlara ben Rabbiniz değil miyim diye söyledi. Hepsi tasdik ettiler. Şimdi vazgeçince işte o zaman mümin olmuşlardı, şimdi kafir olur, onun için cehenneme giderler. Böyle şey olmaz. Sırtların ruhun bir kere üflenmesi, ben o kadar detaya girmedim çünkü onun için birkaç gün kalmam lazım orada. Yani böyle birkaç saatlik konuşmada sizin dediğiniz detaylara girsem aylarca kalmam lazım. Zaten öyle dediler. Ya geldin, ortalığı karıştırdın, gidiyoruz. Burada uzun süre kalman lazım dediler. Şimdi dedim ki bak şimdi bu ayete ben bir mana vereyim dedim. Dikkatle dinleyin. Ve iz ahaza rabbuke min beni ademe min zuhurihim zürriyete. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından soylarını aldığı zaman. Bak Allah Adem'den demiyor, Adem oğulları diyor. Adem oğulları deyince kadın erkek bütün insanlar girmez mi dedim? Evet girer dediler. Tamam. Peki sırttan, yani belden, sırttan zürriyetin alınması ne demek? Çocuk belden mi doğar? Ana rahminden mi doğar? O zaman bu bir mecazdır değil mi? Soya sebep olan suyun alınmasıdır. O da kişinin buluğa ermesidir. İşte buluğ zamanında olur mu öyle şey, nasıl oluyor falan dedim. Bir dakika, ben anlatacağım size. Şimdi Allah onlardan suyu, yani buluğa erdikleri zaman, o döl suyu kadından erkekten alınmaya başladığı zaman, ve eşhedehum ala enfusihim, onları kendilerine karşı Allah şahit tuttu. Hemen Muhammed Yakup işe girdi. Ya dedi, bu çok mühim dedi. Bak hele dedi, şimdi düşünmeye başladım dedi. Bir de akıllı olması lazım dedi, şahit tutabilmek için. Gerçekten buluğa da yermesi lazım dedi. Bu şahitlik, bu mükellefiyet yaşı dedi. Son derece mühim. Şimdi anlamaya başladım dedi. Ve eşhedehum ala enfusihim, onları kendilerine karşı şahit tuttu. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil mi? Kâlû belâ. Evet Rabbimizsin dediler. En tekûlu yevmel kıyâmeti innek. Kâlû belâ şehidne. Evet biz şahitlik ettik. Rabbimizsin, biz şahidiz. Yani biz kesin olarak biliyoruz. Rabbimiz olduğunu gözümüzde görür, elimizde tutar gibi biliyoruz. En tekûlu yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn. Sonra kıyamet günü kalkar derdiniz ki, ya Rabbi benim bundan haberim yok. اَوْ تَقُولِ اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Ya da şunu diyebilirdiniz, babalarımız daha önce müşrik olmuşlar, biz kalktık onları öyle gördük, onlara uyduk, bizi onların yaptığından dolayı helak etme edeceksiniz diyebilirsiniz. Bunu diyemeyeceksiniz çünkü Allah'ın varlığını, birliğini kendileriniz, kendi gözlemlerinizle kavradınız. E peki bu nasıl oluyor dedi, bak nasıl olduğunu anlatayım size. Siz dedim tabiatta baş başa kaldığınız zaman kendi içinizde geçen konuşmaları bir dinleyin bakayım dedim. Ömür boyu bunu tekrarlar durursunuz dedim. Aynı şeyi bütün dünyadaki insanlar tekrarlar durur. Ondan dolayı dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah'ın varlığını ispatla ilgili ayet yoktur. وَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Peygamberleri bütün insanlara şunu söylemişti, ispatlama yerine.
Göklerin yerin yaratıcısı olan Allah'ta şüphe mi olur? Kimsenin şüphesi yok ki. Şahitlik ettiğiniz şeyle şüphe eder misiniz? Gözünüzle görüp elinizle tutar gibi bildiğiniz şeyle şüphe eder misiniz? Allah konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Asıl mesele Allah'la kendi aranıza aracılar koymak ya da kendinizi Allah'la eşit gibi, Allah'la pazarlık yapar gibi bir konuma sokup sokmamak meselesidir. Ondan sonra şey dedi ki, Hikmet Beşir'e dedim ki, peki dedim, şu verdiğim manada bir hata görüyor musunuz? Bir ilave var mı? Muhammed Yakup dedi ki yok dedi. Aynen öyle. Hikmet Beşir dedi ki yok. Sen dedi, şimdi bak şurada bütün tefsirler var dedi. Bu tefsirlerden herhangi birinde bu şekilde mana verildiğini göster, kabul edeyim dedi. Hiç kimse bu manayı vermemiş, sen nereden çıkarıyorsun dedi. Delilin var mı dedi. Dedim delilim var tabii. Nerede? İşte ayetin kendisi. Bu ayet delile muhtaç değil ki dedim. Yani bu ayeti ben size Arapça bakımından hata yapıyor muyum yapmıyor muyum diye sordum, yok dediniz. E tamam o zaman. Başka delile ne ihtiyaç var? Senin gibi tefsir yapan birisi var mı dedim. Dedim bak bu soruyu dedim Bakara suresinin 180. ayeti için sorsaydınız hayır derdim. Çünkü bilmiyorum o şekilde tefsir yapan birini. Ama bu ayeti bu şekilde tefsir yapan ulema var dedim. Sonra bu kadar yeter değil mi? Bazı sorular var. O soruları alalım şimdi. Çok fazla detaya girmeyelim. Böylece oradan dışarı çıktık tabii. Ve birçok konular da geçti. Fakat tabii Hikmet Beşir yani gerçek manada şok oldu. Yani doğru da diyemiyor, yanlış da diyemiyor yapılanlara. Ama diyor ki ya ilk defa bir şey ortaya koyuyorsun diyor. Bir metot ortaya koyuyorsun. Daha önce dedim bu daha önce yok diye bir olay yok. Bu metot birebir peygamberimizin metodudur. Ve işte Kur'an-ı Kerim'in metodudur. Dedim ki bu metoda göre çözdüğümüz 200'den fazla problem var. Ben bunlar çok kolay olduğu için, çok kısa olduğu için seçtim bunları. Yoksa öyle öbürlerinden falan girsek gece sabaha kadar burada oturmamız lazım anlatmak için. Tamam, şimdi bu bir. Bundan sonra diğer görüşmelerimizi de inşallah size bundan sonraki toplantılarda böyle parça parça anlatırım. Hepsinin bir anda olması mümkün değil. Çünkü çok dolu dolu günler geçti. Hiç böyle boş vakit olmaksızın.